Ay Elif, çok acayip bir durum kızım bu ya. Ne yapacaksın? Bilsem. Ay, her şey ortaya çıkacak. Çok yakında. Ay ama rahatsın sen de kızım ya. Ben olsam kafayı yemiştim şimdiye kadar. Ne yapayım Sema? Bekliyorum. Kıyamet gününü bekler gibi bekliyorum işte. Elif. Ay rezalet çıkacak, farkında mısın? Ya ben bir konuşayım mı şu Yılmaz'la? Ne yapıyorsun diyeyim. Ay delirdi mi bu çocuk? Yok yok, sakın konuşma. Hele Ali'ye hiç söyleme. Yok canım, söyler miyim hiç? Zaten Ali'yi bilirsin, ağzında laf tutamaz ki. Müjgan ablanın haberi var mı? Yok, söylemedim. Şimdi ortalığı birbirine katar. Ay acaba Salih'i mi soksak araya ya? Hem Yılmaz dinler onu, bilirsin. Ben de düşündüm ama boş ver. Olan oldu zaten, ne düzelebilir ki? Tamam, bir şirket kuralım. Kuralım da niye senin ismini gizli tutuyoruz, onu anlamadım. Yoksa sen Kemal abiden ayrılıyor musun? Yok be oğlum, Kemal abiden ayrılmıyoruz da... Yani Kemal abi bu işe girmek istemedi. Ama ben gelecek görüyorum. Abi, sen şu işi bana aptalı anlatır gibi anlatsana. Ne iş yapacak bu şirket? Hiçbir şey anlamadım ya. Önce hisseleri alacak. Sonra başka işler de yapabilir. Hangi hisseleri? Şimdi anlaşıldı. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ulan o zaman beni niye karıştırıyorsun ya? Kur bir şirket, koy bir isim. Yap kendi kendine işte. Sana ihtiyacım var Salih. Neden suç ortağı mı arıyorsun? Hayır, güvenebileceğim birini arıyorum. Senin gibi birini. Anlasana oğlum, bu benim yaşama sebebim artık. Beni yalnız bırakma Salih. Evet. Gerçekten yalnız kalmaman gerekiyor.